1992 yılında kuruldu. İlk kurulduğunda 9 üyeyle yola çıktı. Kuruluş amacı İstanbul'da servis hizmeti yapan firmaların bir araya gelerek bu hizmeti yapmakta daha verimli, birbirlerine destek olan, ortak satın almalar yaparak bu işi daha kolay yapmalarını sağlayacak bir kuruluş olarak düşünüldü. O günden bugüne kadar düşünce ve ruhta temelde hiçbir şey değişmeden ilerledi. Bugün yaklaşık 300'e yakın üyesiyle İstanbul'da hizmet veren tüm okul ve personel taşımacılığı yapan firmaların üye olduğu, buradan destek aldığı, bilgi aldığı, yasa ve yönetmeliklerin gelişimleriyle ilgili, değişimleriyle ilgili haberdar olduğu bir çatı kuruluşu haline geldi. Bugün bu örgütün altında çalışan firmaların 50 bin araca ulaşan bir araç parkları mevcut ve bu araç parklarıyla İstanbul'da her gün 1 milyon 50 bin yolcuyu işlerine ve okullarına taşıyorlar. Yaklaşık 1 milyar dolar cirosuyla günde 700 bin litre akaryakıt tüketimiyle ciddi bir bacasız sektör haline gelmiş bir oluşuma liderlik yapıyor İstanbul. Bu kadar geniş, yayılmış bir İstanbul'da belediyenin hizmetlerinin her yere gidememesi ve İstanbul halkının bir oturumla ilgili kültürü var. Yani Anadolu yakası oturma yeridir, efendim Avrupa yakası iş yeridir gibi bir kültür oluşmuş İstanbul'da. Doğal olarak bu mesafeler arasında, bu konuşlanmalar arasındaki ulaşımı sağlayacak birbirleriyle entegre olan, birbirlerine bağlı veya bağımsız sistemler lazım. Metrolar, raylı sistemler, toplu taşıma araçları, devletin, belediyelerin ürettiği araçlar bu kadar hızlı ve gelişen bir ihtiyaca cevap veremeyince servis sektörü doğal olarak doğdu. Ancak İstanbul'da şöyle bir şey var. Trafiğinin hepimizce konuşulduğu, servislerin bu trafiği oluşturmada hatta göze batan bir kısımda olduğu söylenmekle beraber aslında servislerin bu trafiğin oluşmamasını önleyen çok önemli katkıları var. İstanbul'un %15'ini taşıyor servis sektörü. Servis sektörü olmadığında ne olacaktı? İnsanlar daha küçük araçlarla, daha çok araçla trafiğe çıkarak daha büyük bir yoğunluğa sebep olacaktı. Burada artık İstanbul'da geldiğimiz noktada şöyle bir yönteme ihtiyaç var. İstanbul'un trafiğini hepimizin sabah saat 8.30'da işe gitmesi oluşturuyor. Bunu önleyecek bir metodoloji üretmemiz lazım ki bunu ürettik, bunu savunuyoruz. Sektörlerin çalışma saatlerinin birbirlerinden farklı olarak başlayıp farklı olarak bitmesini İstanbul'da oluşturmamız lazım ki o saatlerdeki trafiğe belli araç grupları çıksın ve işi bitsin. Ve araçlar birden fazla iş yaparak verimli taşıma ortaya çıkartsın. Hem trafik hızlansın, hem ulaşım ucuzlasın, hem akaryakıt sarfiyatı ve milli servetimize mal olacak değerlerimiz düşsün. Ekonomik halde verimli bir taşıma yapılabilsin. İstanbul'un yani yaz döneminde gördüğümüz aslında rahatlamasının biraz da sebebi o saatteki bir sektörün sistemden yok olması. Oysa her gün içerisindeki belli sektörleri o saatten 8.30 saatinden alıp başka yerlere, başka saat dilimlerine koyarsak aynı rahatlamayı kış aylarında da görebilmemiz mümkün. Şunu yapmalı ortak taşıma platformunda bu tür plazalar, ortak iş yerleri, personellerini birlikte taşıtmalı. Yani bu plaza ortak bir satın alma yapmalı. Bu plazaya sabah saat 8.30'da veya 8'de ortak kesiştikleri bir saatte tüm plazanın çalışanlarının transfer edildiği ve geldiği bir servis sistemi kurulmalı. Ki bu o kadar basit ki. Burada büyük araçlarla daha ucuz maliyetlerle daha ekonomik ve verimli taşımalar ortaya çıkacak ve trafikteki araç sayıları azalacak. Bu azalan araç sayıları birden İstanbul'un trafiğini çözecek mi? Hayır ama katkı sağlayacak. Her sektör bu bazda bakarak katkı sağlama çabası içinde olursa eğer İstanbul'un trafiğine büyük katkılar sağlanmış olacak toplamda. Birincisi,
teknolojiyi çok iyi bilmeleri ve takip etmeleri lazım. Artık taşıma sistemleri teknolojinin içerisinde olmazsa olmazı olan bir duruma geldi. Burayı iyi bilmeleri lazım. İkincisi, insan ilişkilerini iyi bilmeleri ve yönetmeleri lazım. Üçüncüsü ise muhasebeyi, yani maliyetleri, maliyet hesaplamalarını iyi bilen bir deneyimden geçmiş olmaları lazım. Bu tarzda yetişmiş her bireyin bu işte başarılı olacağını iddia ediyoruz ve yeni gelen arkadaşların, yeni gelen girişimcilerin bu sektöre renk katacağını, ivme katacağını, farklı bir görüş katacağına inanıyoruz ve o görüşler doğrultusunda, o değişimler doğrultusunda da bizlerin de değişeceğini, onları yakalamak için, yetişmek için bizlerin de değişeceğini düşünüyoruz. Gelişen dünya, yetişen yeni genç insanlarla genç çocuklarımız da olacak. Ve sektörler de bu gelişmeyi bu şekilde yakalayacak. Onun için bu sektöre girmelerini elbette ki tavsiye ediyorum. Ancak bu dediğim değerlere sahip olanların bu sektörde şanslı olacaklarının altını çiziyorum. Ve bu işin de gelişmeye, geliştirilmeye daha açık birçok yönünün de olduğunu özellikle belirtiyor ve niyeti olanları davet ediyorum.